Esselamu Aleyküm sevgili Vakti Geldi programı izleyenleri hepiniz hoş geldiniz yeni bölümümüze. Ee, biliyorsunuz artık ekranlarda çocuklarımıza ve gençlerimize din eğitimi ve öğretimini konuşmanın vakti geldi diyoruz. Bugün de özellikle Allah inancını erken çocukluk ve çocukluk dönemindeki çocuklarımıza anlatmanın, öğretmenin vakti geldi diyeceğiz. İnşallah iki kıymetli misafirimiz bizlerle beraber... Ee, hanımefendilerden başlayayım hocam. Hayır. Uzman psikolog Esra Oras hanımefendi bizimle. Hoş geldiniz Esra Hoş hocam. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Çok sağ olun. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler değiliz. Sizlerle beraber olduğumuz ve çok kıymetli bir konuyu konuşacağımız için en az sizin kadar heyecanlıyım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de gerçekten Allah çok heyecanlıyım. Olsun. Heyecanımız hayra tebdili olacak inşallah. <laughs> i̇nşallah ve kıymetli Ayhan Öz hocam bizlerle beraber doçent doktor kendisi din eğitimi alanında çalışmaları var, kitapları var, eserleri var. Özellikle de bu alanda çocuklarla ilgili yaptığı çalışmalar var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, hamdolsun. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz, elhamdülillah. Hocamın e, dahil olduğu bir kitap çalışması var. Yek Derin kitap projesiydi sanırım, değil evet, mi hocam? Evet. Bu kitap çalışmasını okurken şöyle okudum. Elhamdülillah aynı pencereden bakıyoruz. Evet evet ben de tam olarak böyle söylemeye çalışıyorum, bunu anlatmaya çalışıyorum. Ayhan Hocam da aynısını söylemiş. Yani bir insanın aynı pencereden bakabildiği, aynı paydada buluşabildiği birisiyle tevafuk etmesi çok kıymetli. Hele ki sizin gibi bir akademisyenle bunun tevafuk etmesinden onur duydum. O yüzden bu bölümü sizlerle beraber sunmayı hazırlayıp sunmayı çokça istemiştim. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi ben hem konuklarımıza hatırlatmak istediğim için hem de size bir ön bilgi vermek istediğim için geçtiğimiz bölümlerde neler konuştuk kısaca onlardan bir bahsedeyim istiyorum. Erken çocukluk ve çocukluk dönemindeki din eğitimi ile alakalı. Dedik ki çocuğun din eğitimi anne karnında hatta daha öncesinde eş seçiminde hatta hatta daha da öncesinde gençlik döneminde başlar esasen. Dünyaya geldikten sonra da ailenin dini yaşantısıyla terbiyenin yani din eğitiminin ve terbiyenin şekillenmesi başlamış olur dedik. Erken çocukluk döneminin telkinler ve taklit dönemi olduğunu konuştuk. E, hatta şöyle söyledik: "Aman soyut kavramları henüz vermeyelim" diyenlere kulak asmayalım. Çünkü bu ifadeler aslında bize samimi olmayan sahte bir hayata. Bizi sevk ederler ama biz ebeveynler olarak samimi sahici bir hayat yaşamak istiyoruz dedik. Ee, aynı zamanda da miniklerimizin zihinsel ve duygusal olgunlukları gözetilerek verilen din eğitiminin fıtratları gereği onlar tarafından gayet de içselleştirilebildiğini görmüş olduk. Hatta. Esra, Sümeyye Esra Köten Güçlü psikolog arkadaşımız. Çok güzel birkaç örnek verdi bize bir önceki bölümde araştırmalardan bahsetti. Ve küçük yaş dönemi çocukların hazır bulmuşluklarına uygun ifadelerle verildiği takdirde soyut kavramları gayet de algılayabildiklerinden bahsetti. Şimdi bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda Ayhan Hocam ilk sorumu size sorarak başlamak istiyorum müsaadenizle. Tabii. Erken çocukluk ve çocukluk döneminde zihinsel ve duygusal gelişim açısından Allah inancı eğitimine dair az önce saydıklarımıza şunu da ekleyelim. Dediğini sususlar var mı sizin? Şimdi sizin konuştuklarınızı bir taraftan dinlerken e, aklıma gelen şeyler oldu. Hani siz dediniz ya sizin kitabınızı daha doğrusu benim kitabım değil de evet. katkı sunduğum bir kitap. Eee evet. O kitaptaki bir işte anlatıyı gördüğünüzde sizinkiyle benzerliği sizi heyecanlandırdı evet. dediniz. Aynı şeyi ben de zaman zaman hissederim. Hakikaten çok <laughs> keyifli bir şeydir bu. Çok. ya yani böyle sizin gibi düşünen mesela bundan işte 300 sene önce, 500 sene önce yaşamış bir alimin, bir büyüğün... E, ...buna benzer bir ifadeyi kullandığını görüyor olmak insana hakikaten büyük bir haz veriyor. <laughs> ee, doğru bir şey yaptığınızı düşünmeye başlıyorsunuz. Tam olarak. Yani <laughs> o, o konuda aynı hisleri paylaştım, ifade edeyim. Şimdi biraz önce tam e, yine konuştuğunuz ifadelerin arasından böyle çekip alacağım birkaç şey olacak. Ee, hani bu soyut düşünme becerisi meselesi. Çocuklarda biz okul öncesi dönemde özellikle soyut düşünme becerisi var mıdır, yok mudur? İşte biz böyle çok Piaget'ciyizdir. Piaget evet. aşağı, Piaget yukarıya. Onun kendi düşünsel yani bilişsel gelişim evreleri itibariyle bir tasnif yapılır. Öncesinde çocuklarda bu kabiliyet yoktur falan diyerek orası böyle bir karartılır aslında. Meselenin özü böyle midir diye Düşünmek gerekir çünkü bilim dediğimiz şey zaten kendisi sorgulamaya gerektirir. Yani böyle bir taraftan biz yani böyle muhafazakar çevreleri birazcık daha dindar çevreleri dogmatik olmakla eleştirilirken görürüz. Ama benzer bir tavır bazen çok bilimsellik adına da yapılabilir. Orada da onu sorgulamaya ihtiyaç olduğu görülüyor ki araştırmalarla ilişkili size işaret ettiğiniz bazı bulgular var. Ben çok basit bir örnek vermek isterim. E, mesela çocukların aslında dil öğrenmeleri başlı başına bir soyutlamadır. Yani kavramları, çünkü siz nesneden uzaklaştırıyorsunuz, o nesne yokken de onunla ilişkili çağrışımlarına hareketle ona gidebiliyorsunuz. Yani zihinsel kabiliyetleriniz buna çok uygun. Ee, yakın bir zamanda bu Maria Montessori'nin emici Zihin diye bir kitabı var. Onu birazcık böyle e, okumaya başladım. Yolda giderken metroda falan hani böyle çerez kabiliyenden biraz e, okumalar yapmaya çalışıyorum. Akademik bir tarafı da var tabii ki ama orada mesela çocukların bu emici, e, kabiliyetinden bahsediyor. Yani çocuk dili böyle et, bir yetişkinden çok farklı şekilde emer. Biz yetişkinler dil öğrenmeye çalıştığımız zaman çok zorlanırız mesela. Doğru. Yani emek veririz, gayret gösteririz, üzerine düşeriz. Ama çocuklarda bu kendi kendine gelişir. Ve çok küçük bir yaşta. E, çok küçük, çok küçük bir evet. yaşta gelişmeye başlıyor. Dolayısıyla hani biz bunları böyle önümüze koyarak e, çocuklarda çok erken yaşlarda soyut kavramların da gelişmeye başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Biraz bizi buraya götüren şey aslında bugünün biraz paradigması diyelim. Yani çok böyle rasyonalist bir zeminde yürümeye çalışıyoruz. Çok pozitivist bir pencereden bakmaya çalışıyoruz. Böyle olunca yani çocuklardaki o sezgisel taraf, duyusal taraf, sezgisel düşünme diye bir şey vardı mesela. Biz o kavramı çok bugün kullanmıyoruz. Rasyonel düşünme çok daha önde geliyor. İşte bir şey mantıklı mı değil mi muhakemesini yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ya yani bunlar kıymetsiz demiyorum. Bunlar muhakkak ki kıymetli. Yani bunların yeri var, zamanı var. Yapmak gerekir. Ama çocukta var olan bir şey var. O cevher var. O cevherin açığa çıkması için de bir e, alana ihtiyaç var. Hani belki buradan hemen fıtrat kavramına bir işaret evet. etmek gerekir. E, Arapçadan gelen bir kelimedir. Fıtrat ve yarmak anlamına gelir. Yani bir şeyi yarıp aslında orada var olan kabiliyeti, imkanı açığa çıkarmak demektir. İnsan doğuştan e, kendisine birçok kabiliyetle aslında dünyaya geliyor. Bunların içinde inanç dediğimiz boyut belki bir tanesi ama çok önemli bir boyut. Yani bunun üzerine örttüğümüz zaman, onu yok saydığımız zaman aslında içeride biriken bir enerji de oluşuyor. O enerjiyi başka türlü belki kendimizce arayışlarımızla falan telafi etmeye çalışıyoruz. Bize burada düşen nedir? Ben o fıtratı böyle tohum örneğiyle açıklamaya çalışıyorum. Yani tohu, tohumun aslında kendisinde ya yani bu buğdaysa buğday olmak, işte mısırsa mısır olmak istidadı zaten vardır. Var. Sizin yapmanız gereken bizim yapmamız gereken nedir? Onu uygun zemine yerleştirmek, uygun bir iklimleme ile ondaki istidadı ortaya çıkarmak. Aslında yani şeydir, tohum toprağa düşmeye görsün. <laughs> ya o düştükten sonra zaten ufak ufak yeşermeye başlar. Ama şunu da görmek lazım tabii ki. Yani biz doğuştan yani puro değiliz. Yani içimizde beraberimizde getirdiğimiz bir takım dürtüler var. Onlarla birlikte <laughs> yaşıyoruz. Ee, bu metaforu şöyle biraz renklendireyim. Yani biz bir şey diktiğimizde, büyüttüğümüzde, toprağa koyduğumuzda aslında toprağın Doğal temayülü onu büyütmektir. Yani hı hı. bu meyveye dursun, işte yeşersin, çiçek açsın. Ama aynı zamanda etrafında bir takım şeyler de, sınırlandırıcı etkenler de vardır. Hı hı. Yani mesela ayrı kodları hemen gelir, ona yapışır, etrafını sarar. Evet. Yani siz onu uygun şartlarda yetiştirmeye çalışırsanız, işte bakımını yaparsanız, ilgisini eksik etmezseniz, aslında o bahsettiğimiz riskler de e, azalmaya başlar. Yani hepimiz az çok biliriz, e, benim biraz geçmişimde şeyden gelir, kırsaldan gelir. Güzel. Yani böyle bir şey dikersin. Etrafını bir bellemen gerekir. Çapalaman gerekir. Yani olan ona zarar verebilecek şeyleri oradan uzak tutman gerekir. Siz ne zaman ki bunu yapmazsınız o zaman işte bakarsınız ki otlar onu kaplamıştır. üzerine örtmüştür. Ee, belki yani şuraya da hemen bir işaret edeyim Tabii. Çünkü kavramlar çok birbiriyle ilişkili. Ee, bizim hepimizin bildiği küfür kavramı Hı -hı. yani inkar etmek anlamındaki kefara kelimesi bir şeyin üzerine örtmek demektir. Hı -hı. Yani sizde olan kabiliyetlerin üzerine örtmek ya bu inanç için söylediğimiz zaman aslında tabii ki daha çok inanç kabiliyetinin örtülmesi anlamına geliyor. Ee, ama insandaki bütün kabiliyetlerin örtülmesi aslında bir nevi küfürdür. Yani mecazi anlamda ee, bunu ifade etmiş olayım bir küfürdür. Yani onun üzerine örttüğümüz zaman aslında yok olmuyor. Sadece ama baskılamış, baskılamış oluyoruz. oluyoruz. O istediğimiz hani görüntüyü istediğimiz verimi hmm. alamıyoruz. O yüzden bizim anne babalar olarak özellikle işte veya eğitimiyle uğraşan yetişkinler olarak ...çocukların etrafında bulunan. Onlara imkan sağlamak, uygun iklim evet. koşullarını oluşturmak yani toprağıdır, suyudur, ısısıdır, değil mi? Bunların hepsi bir çiçek büyütürken Hı. dikkat ettiğimiz şeylerdir. Hele ki böyle ilk filizlenme aşaması çok da hani kritiktir. Orada yapılan bir hata hemen onun örseler, yok eder, soldurur. Evet. O yüzden o çocukluk dönemi dediğimiz dönem çok böyle psikiyatik bir tarafa doğru da çekmek istemem doğrusu. Yani böyle orası çok belirgindir, sonrası çok önemli değildir falan gibi bir şey söylemiyorum ama Büyük bir önemi var. E, önemi var evet. Yani o evet. orada yapacağımız şey böyle biraz kuyumcu hassasiyetiyle belki çalışmak çok gerekiyor. E, oradaki hataların telafisi çünkü ileride biraz zor oluyor. Olmuyor demeyelim ama zor oluyor. Zorlanarak belki düzeltme imkanı kavuşuyoruz. O yüzden yani var olan bu imkanı çocukta var olan bu imkanı açığa çıkarmaya dönük bir çabanın içinde olmak. Ta doğuştan itibaren doğuş öncesi belki anne karnından başlayarak e, ortak sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Hocam kefer örneği çok güzel oldu. Ee, şey dediniz yani ya yani biz onun üstünü baskılarız, onu ortadan kaldırmayız aslında, sadece üstünü baskılamış oluruz. Tohumdan da bahsettiniz, benim de aklıma şu geldi. Ee, hani bazen betonun içinden çıkan çiçekler görürüz ya. Yani. ...beton dökülmüştür üzerine ama asfaltın arasından evet. bir yol bulmuş çıkmıştır. Müslüman iki uçta olacak şimdi o ümit kısmını bir gönlümüze aşılayalım. Evet inşallah nasibinde varsa o çiçek açar. Yani bunun örneklerini de görüyoruz mühtedi arkadaşlarımızla beraber çevremizdeki. Ama biz ebeveyn olarak neyden mesulüz? Onun üzerine beton dökmemekten yani onu o zorlamanın altında bırakmamaktan. Kırsaldan geldiğinizi söylediniz gençlik, çocukluk dönemlerinde. Evet. Yapılan araştırmalar özellikle doğadaki son çocuk kitabını okuduğumda... çok etkili etkilenmiştim. Doğa ortamında büyüyen çocukların, kırsal ortamda büyüyen çocukların, kent ortamında büyüyen çocuklara nazaran Allah inancının daha kuvvetli olduğunu gösteriyor. Ee, bu beni çok etkiler. O bir ilave tabii tabii ki, mi? tabii ki. O, o, o bulguyu şeyde görüyoruz. Kerim Kerim Yavuz Hocanın "Çocukta Dini Duygu-Düşünce Gelişimi" diye bir kitabı var. Bunu not alalım, hepimiz. Ee, yani bu bir araştırma, 7-11 yaş arası grupla yapılıyordu yanlış hatırlamıyorsam ve orada kırsaldaki çocuklarla işte şehirde yetiş, yetişen çocuklara doğa üzerinden Allah'a gitmeyle ilişkili bir soru soruluyor ve hocanın oradaki tespiti bulgusu o. Yani çocuklar doğada yetişen çocuklar doğa üzerinden Allah'a gitmeye çok daha müsaitler. Ben onu şöyle yorumluyorum. Belki burada daha önce ifade etmiş olabilirim farklı programlarla. Yani şehirde her şey insana insana hatırlatır. Yani ah, bakarsınız iyi. araba görürsünüz, bakarsınız ev görürsünüz. Evet. insan yapımı şeylerle hep karşılaşırsınız ve insanı biraz yücelten, insanı tanrılaştıran bu hümanist işte perspektif falan belki buralara da dair de bize bir şey söylüyor. Ee, ama doğaya baktığınız zaman yani gerçek sanatkarın, sanatkarın elinden çıkmış bir ürün görürsünüz. Hı -hı. Dolayısıyla oradan Allah'a gitmek çok daha kolaydır. Bizi etrafımızı böyle çevreleyen binalar, yapılar, insan tamam. ürünü şeyler aslında bu doğal akışı da bozuyor ister istemez. Hocam Allah nasip kısmet ederse sizlerle çekeceğimiz şimdi bu bölümlerin ardından sadece bu konuyu konuşacağız. 2-3 eğitimci arkadaşımızla beraber e, tefekkür ve kainat vesilesiyle, doğa vesilesiyle Allah inancı çocuklarda nasıl beslenebilir zaten var. Var olan bu inancı nasıl besleyebiliriz, nasıl sevk edebiliriz bir bölümde ele alacağız Allah'ın izniyle. Ee, özellikle de bu fıtrat bahsinde şunu kısacık söyleyeyim istiyorum. Sizden önceki bölümümüzde hocalarımızla konuşmuştuk. Egosantrizm, finalizm devirlerinden bahsetmiştik. Dönemlerinden yani daha doğrusu e, dönemin zihinsel unsurlarından bahsetmiştik. Gelişimsel unsurlarından bahsetmiştik. E, Artifizyeli Bizim konuşamamıştık. Vakit yetmemişti Ebu Bekir hocamla beraber. Artificializm düşüncesine göre çocuğun bu özelliğine göre daha doğrusu 2-6 yaş dönemindeki çocuk her şeye bir sanat eseri gözüyle bakarmış zaten. Yani bunu Piaget söylüyor. Piaget böyle tanımlıyor bunu ve diyor ki çocuk her şeyin bir sanat eseri olduğunu düşünür ve der ki kesinlikle bunu bir yapan var. Yani bu sanat eserlerinin bir sahibi var der. Ama tabii e, antropomorfist bir inanca sahip oldukları için insansı bir inanca yani insansı bir tanrı inancına sahip oldukları için bunu çocuğun insanlarla özdeşleştirdiği noktasına takılıp kalıyorlar orada batıda ama biz çocuklara doğdukları andan itibaren yüce bir yaratıcıdan bahsettiğimiz için tabii ki çocuk belki zihninde bunu da konuşacağız ilerleyen dakikalarımızda e, insansı bir tablo çizse de biliyor aslında tüm bunların ötesinde olduğunu bunlara benzemediğini bir sonraki bölümde bunu soracağım. Hocam, Allah neye benzer? Çocuklar soruyorlar. Amcamı, dedemi, teyzemi, halamı. Onları sonraki bölümde konuşacağız inşallah. Ee, çok Var çok yani akıllı olmak istemiyorum. Tabii, tabii, Hocamın buyurun. söz hakkını aldım belki ama. Lütfen buyurun. Ee, yani bu bahsettiğinizde bir şey sadece bir şey düşüneyim. Aslında işaret etmiş olduğunuz yani bu antropomorfizm e, olgusu aslında daha çok batıda kendisini gösteren tabii. bir şey. Yani Hristiyan inancı, teolojisi buna çok müsait çünkü. Hocam kiliseye gidiyor çocuk? Evet, orada ikonlar görüyor <gülüyor> mesela. <gülüyor> Yani işte Hazreti İsa'nın resmini görüyor, işte e, heykelini görüyor falan derken, on, on da zaten söylem de öyle, yani baba Tabii. oğul falan diye de gidiyor. Dolayısıyla çok insana benzetmesi normal. Bizdeki çalışmalar aslında böyle olmadığını da gösteriyor. Evet. Ben çok yakın bir zamanda bir yüksek lisans tezi yaptırdım. E, çocukların yani Allah tasavvuruyla ilişkili, yani bağlanma ilişkisi, ebeveyn bağlanma ilişkisi ve bunun Allah tasavvuruna yansıması. Çocuklarla yapılan görüşmelerde biz öyle çok antropomorfik bir şey görmedik. evet. Yani bir iki çocukta böyle hafif belki bir iki şey gördük ama genelde soyut bir e, yaratıcı fikri, e, okul öncesi çocuklardan bahsediyorum evet. 4-6 yaş grubu, e, soyut yaratıcı fikri o çocuklarda kendi gösterdi. Çünkü hocam yaratılışlarında var zaten. Yani bu şekilde düşünmeye hazır olarak yaratılıyorlar. Hazreti İbrahim örneğinden anladığımız üzere. Evet. E, bu çalışmalarla alakalı herkesin ulaşabileceği bir şey söyleyeyim. Mehmet Eminay hocamız çocuklara Allah'ı nasıl anlatalım kitabında da. Böyle deneysel gözlemsel çalışmalar yapmıştı. Orada da evet. paylaşmıştı hatta bizim çocuklarımız da Müslüman çocuklarda daha doğrusu. Böyle yaklaşımlar görülmüyor. Yahut da görüldüyse biraz ebeveynlerin yanlış söylemleri, çevreden duydukları Allah baba gibi e, ifadeler ya da çizgi filmlerden, televizyonlardan izledikleri görüntülerin bunlara sebep olabildiklerini, müsebbibi olabildiklerini ifade etmişti. Peki Esra Hocam, şimdi biz diyoruz ki, ee, çocuklarımıza Allah'ı anlatacağız inşallah nasıl anlatacağımız konusunu Ayhan hocama soracağım ama size şunu sormak istiyorum önceki bölümümüzde de biz bunun altını ısrarla çizdik ben her bölümde bunun altını tekrar tekrar çizeceğim çünkü bugün çocuğu konuşabilmemiz için ileriki dönemi de iyi fark etmemiz lazım yani çocukların neden bu kadar önemli olduğunu anlayabilmemiz için gençlere bakmamız lazım çünkü gençlik dönemine geldiğimizde problemler baş gösteriyor problemler bize e, sinyaller veriyorlar ben şunu görüyorum kendi açımdan seminerlerde, söyleşilerde, imzalarda yüzlerce, binlerce ebeveynle bir araya gelme imkanı elde ediyorum hocam ve onlardan aldığım dönütlerde en çok gözlemlediğim şey bizim bağlarımızın zayıf olması. Ebeveynlerle kurdukları ilişkilerdeki problemlerin bütün inanç ve ibadet eylemlerinde de çocukları engellediği noktasında tamamen bu diyemem ama bunun büyük bir payı olduğunu görüyorum. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Bize şu güvenli bağlanmanın Allah inancındaki etkisini, ilksel inanç kavramını bir anlatabilir misiniz? Memnuniyetle hocam. Yani Buraya kadar o kadar çok şey öğrendim ki <laughs> çok güzel oldu. Ee, ve hocamın verdiği metaforlar ve sizin katkılarınızla birlikte e, inşallah ben de anlatımı zenginleştirebilirim diye düşünüyorum. Ortak Deminim. metaforları kullanmak da bile. inşallah izleyicilerin zihninde e, bir şeylerin somutlaşmasına yardım etsin. E, şöyle bir başlayalım. Az önce hocamın da söylediği gibi aslında... İnsan dediğimiz varlık tabii ki bazı şeyleri sonradan öğrenebilmekle birlikte bazı temel becerileri daha doğuştan dünyaya getiriyor. Sizlerin de e, altını çizdiği üzere inanmaya ve güvenmeye meyilli ve bir de bunlar olmadan yaşayamayan da canlılarız. Çok güzeldi bu. İlişki olmadan yaşayamıyoruz. Şimdi burada böyle çok kısacık tarihsel bir e, hikayeden bahsedeceğim. Abraham Maslow önemli bir teorisi. Şimdi içimden bu geçiyordu. Evet. Bu kadar olur. Ve bir, tamam. e, bir piramitten bahsediyor evet. bizlere Ve kendi döneminde aslında oldukça önemli bir e, tırnak içinde toparlama bu. Toparlayıcı bir teori. Diyor ki yani insanın en temel ihtiyacı... Beslenme ve barınma bunlar olmadan insan yaşayamaz diyor ve sonraki bütün diğer soyut ihtiyaçlara doğru bu piramit böyle tek tek adım adım ilerliyor. İlk bakıldığında çok akla yatıyor, mantıksız hiçbir tarafı yok. Zaten Maslow'un kitaplarında da okurken çoğu zaman aklınıza çok yatar. Hmm. Ama manevi konulara da değinir ama sonrasında yani Maslow'la birlikte bu ihtiyaçlar piramidi hiyerarşisinden ne dair bu teori, Bowlby'nin bağlanma kuramı ile birlikte aslında e, ivme kaybediyor. Yani bilim ilerleyerek gidiyor işte. Birileri birilerine evet. güvenmeyi, daha doğrusu birileri birilerinden şüphe etmeye başlıyor. Birilerinin sözlerinden daha doğrusu evet. teorilerinden şüphe ediyor. Ve ortaya başka güzel, kıymetli veriler, bulgular çıkıyor. İnsanoğlu o kadar aslında sürprizli bir varlık. Bolbi, e, Maslow'un aslında bu ihtiyaçlar piramidi teorisine, e, tabii ki amacı belki en başta bu değildi ama aslında yaptığı çalışmalarla, Buna karşı çıkmış oluyor. Çünkü şunu fark ediyor. Hayır diyor. İnsan beslenme ve barınma olmadan yaşayamaz değil. İnsan sevgi olmayınca, Aa. güven olmayınca büyüyüp gelişemiyor asıl. En temel ilk ihtiyaç güçlü bir, güvenli bir ilişkide kalmak. Evet belki fiziksel olarak büyüyor. Yani e, fiziksel olarak büyüyor, gelişiyor. Baktığınız zaman 35 yaşına geliyor. Hı hı. Bir şekilde Allah onu büyütüyor yani fiziksel evet. olarak. Fakat eğer güvenli bir ilişkiyle bu hikaye başlamadıysa ve bu yaralanmalar da, bu kupukluklar da, bağlanma yaralanmaları da keşfedilemediyse ve onarılamadıysa maalesef o sevgisizlik, e, derin hasarlar ve gelişimsel problemler ortaya çıkarıyor. Hı -hı. Yani kişiler gelişim evrelerini sağlıkla tamamlayamıyorlar, evet büyümüş ama büyümemiş yetişkinler oluyorlar ve doğal olarak Bolvi ile birlikte bu bağlanma teorisi ile birlikte sevginin, güvenin şefkatin, ilişki içinde olmanın ne kadar hayati bir şey olduğu gündeme geliyor aslında o günlerden bugünlere hocam eğitim psikolojisinde de o yüzden bağlanmanın önemi çok çizilir. Çünkü Xelin'in ancak geleyim şimdi hı hı. sözü çok çok. Bu arada bununla alakalı yapılan deneysel çalışmalar da vardı değil mi hocam? Yani <laughs> nice nice. Evet, <laughs> e, şeyi hatırlıyorum. Savaş sonrası yetim kalan bebekleri alıp Evet, fiziksel ihtiyaçlarını karşılıyorlar ama hiçbir şekilde sevgi, hiçbir şekilde temas, hiçbir şekilde diyalog evet, yok. Evet, o Ve, deneyim mesela evet. videolarını izlemeye benim gönlüm dayanmıyor. Evet, çok Hiçbir zaman baştan sona izleyemedim, okumakla yetindim çünkü kalbim dayanmıyor yani. Fiziksel gelişimleri bile durmuştu hatta o bebeklerin. Evet, 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 evet. hocam. E, hatta şöyle, ben tabii ki e, bununla ilgili genel geçer bilimsel bir verinin şu an e, şu araştırmada var diyemiyorum Hı. ama olduğundan eminim çünkü bununla ilgili yazılmış çok evet. önemli bir kitap evet. var tavsiye ederim şimdi okullara da yabancı bir yazardan sevgi neden önemlidir Hı -hı. Ee, yani Yazarını ben ilk fırsatta inşallah sizlere ileteyim. Çok Belki güzelmiş. ilerleyen günlerde beğenirseniz kitabın içeriğini siz de kıymetli izleyicilerimizle paylaşırsınız. Sevgi Neden Önemlidir kitabı benim çok etkilendiğim bir kitap. Çünkü bu sevgisizliğin ve bağ eksikliğinin, kopukluğun fiziksel gelişimi de nasıl olumsuz etkilediğini, beyin gelişimini, nörolojik gelişimi, biyolojik gelişimi ne kadar baltaladığını anlatıyor. Bu çok üzücü tabii. ...çok üzücü bir e, kısım ve bizlerin... ...ne kadar aciz varlıklar olduğumuz... Evet. ...ve ne kadar muhtaç, muhtaç. varlıklar olduğumuz... Evet. ...ancak bir aradayken, güvenli ilişki... ...ağındayken sağlıkla yetişip... ...gelişebildiğimizi gösteren... E, ...çok fazla veri, araştırma, yazı, makaleye... ...ulaşabilir kıymetli izleyiciler bir parça... ...araştırdıklarında. Hansal'a bu... içsel inanç evet. kavramına geleyim hemen. Ben onu özellikle e, çok istiyorum. E, Anlatmayı evet. Yani elimden geldiği kadar izleyicilerimizin... ...en e, basit şekilde anlayabilecekleri... Tabii. seviyeyi umarım indirebilirim konuyu. Şöyle ki, şimdi ne dedik aslında dünyaya geldiğimiz an bir inanma bir güvenme ihtiyacıyla evet. geliyoruz ve bu ihtiyaç çok hayati karşılanmadığında gerçekten çok zorlanıyoruz. <laughs> ve bizim için o ilk inanç neresi? Beni her an koruyan, hmm. kollayan, ihtiyaçlarıma aşırı duyarlı biri var yanımda. annem. İlk bakım veren sadece anne olmak zorunda Kusura değil bu arada. Hocam. Bizden bahsediyorlar. <laughs> Bizim annemiz var o bizden sıkıntı yok. Yani, o yüzden <laughs> ne hani diyorlar ya <laughs> hocam? Hani babanın görevi ilk 3 ay özellikle anneye babalık etmektir Çok çocuğa güzel. değil. Çok hani güzel. çünkü babanın oradaki rolü gerçekten çocukla annenin en huzurlu şekilde alan bulmasını sağlamak için evet. dışarıdaki ihtiyaçları ve annenin ihtiyaçlarını gidermek. Çünkü çocuk, çocuğun ihtiyaçlarına, bebeğin ihtiyaçlarına anne zaten aşırı duyarlı. Evet. Mesela ben kendimden bir örnek vereceğim evet. burada. Ee, gerçekten uykusu çok derin biriyimdir. Top patlasa uyanmam dedikleri. Ben de öyleydim. Haşa çok hani özel bir bilgi olacak ama çocuklarım hık dese, evet. hala daha yani büyük kızım hık dese... ...oğlum henüz iki buçuk yaşında, onun ufacık bir mırıltısına uyanıyorum. Evet. Sistem çünkü buna kurulu zaten. Dolayısıyla da hocam, yani çocuk beni koruyan, kollayan, her daim benimle olan biri var. Hmm. İlk üç ay özellikle ve sonraki işte ayrışma zamanı, 18 ay aylara gelene kadar... ...bebek onu kollayan, koruyan, yediren, içiren, birinin etrafında fır döndüğünü... Her ağladığında yanında birinin olacağından emin olduğu zaman bu algıyı genelliyor hocam. Genelliyor ve bunu yaradana genelliyor. O güvenli bağlanma dediğim şey yaratıcı ile ilişkinin aslında böyle zeminini sağlıyor. Çünkü bizim Rabbimizle ilişkimiz nasıl olmalı? Ee, her an benimle evet. beni her an duyuyor. Kalbimin en derinlerini kimseye söyleyemediklerimi biliyor. Bana şah damarımdan bile yakın. Ve beni kesinlikle koruyacak ve kollayacak. Şimdilerde mesela e, şunu söylemek istiyorum. Meditatif egzersizlere izleyiciler bakıyorlarsa şöyle replikler görürler hmm. onu. Bazı özellikle işte böyle kaygı bozukluğu meditasyonlarında, rahatlatıcı egzersizlerde beni koruyan ve kollayan biri var. Hmm. Cümlesi geçer meditasyonların içinde İhtiyan böyle. çünkü bu evet. çok. Evet. Şimdi kim o diye sorsanız bu meditasyon şey repliğini Hiçbir hazırlayan çok. kişiler, ona A der, B der, evet. C der işte kişi kime inanıyorsa evet, der. Evet. Tutarlı bir cevap duyamazsınız oradan. Ama biz inananlar olarak bu temel ihtiyacın artık bütün dünya tarafından son derece bilimselliğinin altı çiziliyor. Mesela bu meditatif egzersizlerin işte insana iyi geldiğine dair araştırmalar var. Oradaki işte bu cümleler hocam bizim temel ihtiyacımıza çok işaret eden cümleler. Birinin bizi mutlak şekilde koruduğunu, kolladığını, hayatın bütün bu kaosu karşısında her şeyi kontrol edemeyeceğimizi, evet. mutlak bir kontrol sahibi olduğunu hissetmeye in yani bu ihtiyaçla doğuyoruz. Ve bunun zeminini ilk bakım veren oluşturuyor. İşte ilksel inanç dediğimiz şeyi ben size herhalde hani elimden geldiği kadar örnek üzerinden yaptınız. bu yüzden anlatmak Çok istedim. Tam olarak böyle bir dönem hmm. ve ne zamanki çocuk dediğiniz gibi o iki yaşına geliyor, aa diyor zaten, İzleyiciler içerisinde anne baba olanlar göreceklerdir küçük çocuk sahibi olanlar ya da çocukluklarına döndüklerinde yavrularının bebekliklerine. Aa anne bayrak, aa anne çiçek, aa anne böcek evet. işte, aa anne burada bir tane saryangoz ölmüş. Çocuğun dünyasında ölüm de hayat da o kadar net ki aslında. Sıradan ve de o kadar net evet. ki. Yani o, o zaten görüyor dediğiniz gibi. Mesela evet. benim kızım bana şey soruyor. Anne sence sivrisineği Allah neden Çok güzel. Yani bunun bir kavgası yok. ama merak ediyor mesela şu anda. <laughs> Hasıl hocam böyle. Yani belli bir zamanı gelene kadar çocuğun bu mutlak ihtiyacını güvenli ve güzel şekilde doyurduğumuzda Allah'ın izniyle Rabbi ile de barışçıl bir ilişkinin, e, Rabbi ile ilişkisindeki yüksek işlevin e, temelini Deneyimsel olarak vermiş oluyoruz. Evet. Hiçbir bilgi hocam, bunu bugün de elimden geldiği kadar vurgulamaya çalışacağım. Bu kelimelerle öğretebileceğimiz bir şey değil. Çok bu güzel. halle öğretebileceğimiz Çok bir şey. Güzel. Annenin haliyle, ilk bakım verenin haliyle çocuğunu öğrenebileceği bir şey. Dolayısıyla da deneyimsel olarak öğretebileceğimiz bu hazine zaten bizim doğamızda, yaratılışımızda var. Bunu özellikle konuşalım çok istedim hocam. Az önce de söylediğim gibi şimdi ebeveynler geliyorlar ve işte 10 yaşında değil ama 15 yaşlarında özellikle inançla alakalı çocukların problemlerinin olduğundan bahsediyorlar. Filmi geriye doğru saralım diyorum bir bakalım yani çocuğa işaret etmeden parmağı çocuğa uzatmadan bu çocukta bir sorun var demeden önce acaba bizim bunda bir pay sahibi olabilme imkanımız ihtimalimiz maalesef var mı diye filmi geriye saralım. Nasıl iletişim kurduk? Diyaloglarımız, tebliğimiz daha doğrusu nasıldı? Davet mi ettik yoksa uzaklaştırıcı ifadeler mi kullandık? Emretmeden önce kalbe nakşettik mi? Ee, biz nasıl örnek olduk? Nasıl yaşadık? Buralara bakacağız ama filmi en geriye de saracağız aslında. Yani o doğduğu andan itibaren aramızdaki sevgi ve güven bağı nasıldı? Ee, yanlış uyku eğitimi, uyku eğitimi değil. Yanlış uyku eğitimi verildi bir dönem bu topraklarda. Evet, yani çocuğu evet. odaya bırak ağlaya ağlaya uyumayı öğrenecek. Böyle bir şey olabilir mi hocam? 6 aylık çocuğu ağlata ağlata 3-4 gün orada uyumayı öğrettiğini zanneden ebeveynler oldu. Öğrettikleri şey çaresizlik değil miydi? Yani o çocuk ne kadar ağlarsa ağlayayım en güvendiğim kişi gelmeyecek mesajını öğrendi maalesef. Sonra biz istediğimiz kadar Hazreti Yunus'u anlatalım. Güven algısı bu şekilde yerleşti onda Allah muhafaza. Tabii ki bunun tamir edilebilme, tolere edilebilme, tedavi edilebilme imkanları var. Ama problemi fark edersek çözebiliriz Allah'ın izniyle ve biz özellikle küçük yaş ebeveyn küçük yaş çocukların ebeveynleri için bu konuyu konuşmak istiyoruz. Bu kısımlar çok önemli. Yani sadece işte aman beni sevmese de olur diyebileceğimiz bir şey değil. Çünkü insan duygular ile bağ kuruyor Allah ile. Duygular üzerinden bağ kuruyor bu duyguların temellerini de anneyle ve üzülmeyin hocam siz biliyorsunuz zaten <laughs> konu gelmedi ama sizinle de babalarla da aslında bazı konuları ilksel inanç kapsamında tanımlıyoruz şöyle diyorlar bildiğim kadarıyla babayı da güç kaynağı olarak görür. Kodlar zihninde otorite kavramıdır baba onun için. O yüzden akşam baban gelsin sen görürsün diyerek büyüttüğümüz <laughs> çocukların otorite sahibini, güç sahibini yargılayıcı, cezalandırıcı olarak zihinlerinde kodlayabileceklerini, bu ifadeleri kullanmamamız gerektiğini de yine bir kitap önerisi. Çocuğun manevi eğitim kitabında Ali Çankırılı söyler, ondan da bahsetmiş Hocam, olalım. Baba ile ilgili şunu da söyleyebilir miyim, tabii, tabii. müsaadeniz olursa? Bir daha konu buraya dönmeyebilir diye tabii. kaçırmak istemiyorum. Yani burada mesela. E... O kadar Allah muntazam bir düzen kurmuş ki tabii ki Allah her çocuğa annesiyle ve babasıyla büyüme fırsatı İnşallah. versin. Eksik olanları da tamamlamayı nasip etsin. Anne baba gibi insanlar ha. tarafından evet. büyütülmeyi nasip etsin. Ama hani benim bu anne baba kavramımı sadece doğuran ve dünyaya vesile gel olmaya hani dünyaya gelme vesile olanlar üzerinden de düşünmeyelim. İzleyiciler öyle düşünmesinler. Hı hı. Fakat hani böyle dar bir kapsamda baktığımız zaman anne de baba da Allah Teala'nın esmalarından çok şey taşıyorlar. Tabii. Şimdi Allah sadece rahmet eden merhamet eden değil aynı zamanda cezalandıran Celal. ve yargılayan da. E, Dolayısıyla Hengi. babanın, e, annenin de babanın da zaman zaman otoriter davranması, zaman zaman merhametli davranması ya da evde anne baba arasındaki iyi bir ilişkinin, dengeli bir ilişkinin bu ucundan sen tut, bu ucundan ben, ben bu tarafta daha yargılayıcı bir yerde durayım ya da daha değerlendirici bir yerde durayım. Sen daha şefkatli bir yerde tut, çocuğu burada dengeleyelim diye mesela işbirliği yapması çocuğun yine Rabbi ile ilişkisini çok olumlu etkileyecektir. Yani çocuğun otoriteyi babada görmesi... Daha çok anneye şefkatinden sarılması mesela bizim için çok kıymetlidir. Bunu da görsün, bunu da tanısın, bunu da bilsin. İki Babayı bilsin. otorite olarak görmesi ilişkiyi yani Rabb'iyle ee, Rabbi ile ilişkisini tırnak için olumsuz etkileyecek bir şey değil. Çünkü şunu da görmesini istiyoruz biz bir, ço bir çocuğun. Bu bunu bu arada anne baba da değişken Hı -hı. de yapabiliriz. Bana kızsa da beni sevmeye devam evet. ediyor. Çok güzel. Ee, beni yargılasa da benden vazgeçmiyor. Evet. Hatamdan dolayı bana kızdı, kaşlarını çattı. Ee, hatta cezalandırmak istedi beni ama benden vazgeçmedi. Ben, beni sevdiği için bunu yapıyor. Çok Hı -hı. mesela meşhur örnekler vardır böyle psikolojide. İşte e, çocuğun Babası onu kurtarmak için bir şeyin içinden çekip almak adına e, ona gerçekten cezalandırıcı davranmasını zaman zaman çocuğa çok değerli hissettirebildiğine dair hikayeler gezer. Mesela ben bunu bizim çokça alanda. deneyimledim. <laughs> yani babam bana bunun için kızdı ama ben biliyorum niye kızdı. Beni çok sevdiği için, beni korumak istediği için canım babam deyip sonunda evet. tatlıya bağlıyordum. Yani şey dengeleri bozmadan gerçekten sevgiyi de güzellikle vererek evet. bol bol İnşallah. vererek çocuğuna otoriteyi de tatması... Ve e, evet yani babamla her şeyi konuşamam ama en çok o beni sever diyebilmesi Allah'la ilişkisine yine genelleyeceği İnşallah. temel bir algı yaratıyor içeride. Ama o sevgiyi göstermemiz gerekiyor. Kesinlikle. Işte. Yani kesinlikle. Çocuk anlar deyip bırakmamak lazım değil mi hocam? Dillendirmek lazım. Peki dillendirmek demişken şimdi biz istiyoruz ki çocuk karşımıza oturtalım. Dilimizle. Şimdi oraya geçmeden bir ilave <laughs> tabii, yapayım tabii, mı? Tabii, sizi destekleyen bir şey olsun. olsun yani anne Babalardan bir şeyler <laughs> diyecek hocam. <laughs> Ya şöyle e, araştırmalarda falan zaten ortaya çıkan bir şey bu bulgu olarak e, çocuğun din eğitiminde kim hani birinci faktördür diye bakıldığında aile zaten başat faktör oluyor başat aktör oluyor bunların içinden hangisi daha etkilidir diye bakıldığında anne babayla ilişkili farklı bazen bulgular var ama ağırlıklı sonuç annenin daha etkili olduğu yönünde e, ben şöyle bakıyorum yani Hazreti Peygamber'in hayatına bakıyorum yani babası olmadan büyüyor annesi eğitiminde işte etkili bir süt anne var. Tabii ki babanın yokluğunu doldurabilecek şeyler var ama aktörler evet, var. Dedesi var, var işte amcalar. amcası var. Yani otoriteyi de temin edebilecek birisi var. Ama annenin oradaki rolü çok daha kilit bir noktada sanki duruyor. Doğru. Hazreti Musa'nın hikayesine bakıyorsunuz. Firavun gibi, yani Firavun sarayında çok böyle hani kurumsal kimliğin ve kültürün çok baskın olduğu bir ortamda bir anne geliyor ve saray evet. kültürüne e, inat Hazreti Musa'yı o sarayda kendi değerlerine göre yetiştiriyor. Evet. Yani bu da çok ilginç. Annenin e, bu süreçteki etkisini, rolünü, katkısını bize çok gösteren, çok iyi gösteren iki örnek diye düşünüyorum. Anneleri burada çok güzel motive ettiğimize inanıyorum şu anda. Babalar da alınmasınlar. Ben de babayım ama yani hakikaten şöyle bir şey var. Bunların e, hocam ifade etti zaten. Eksiğini dolduracak birisi gerekiyor muhakkak. Evet. Yani babanın rolü başka bir şey. Böyle bir üçgenden bahsediliyor. Anne baba şu, anne çocuk ve şu aradaki üçgen oluşturacak baba figürü. Bu üçgenin oluşmasıyla alakalı. Bir hassasiyet de gözetmek Eksik kalmaması gözetmek gerekiyor. lazım onu. Kesinlikle. Evet. Ee, bir noktaya da tabii. müsaadeniz Buyurun, olursa tabii çok böyle vereceğim. süreyi e, şey kullanmıyoruz inşallah, hor kullanmıyoruz. Aslında bu bağlanma meselesini düşünürken ben kendi alanımla ilişkisini hemen şöyle Hı -hı. kurmak isterim. İnançtan bahsediyoruz. İman diye bir kelimeden bahsediyoruz. Evet. etimolojisini yapmak bir şeyin çok hoş aslında. Bizi çok, çok bambaşka bir yere götürüyor. Evet. İman kelimesi, eman kelimesi, emniyet kelimesi, emanet kelimesi bunların hepsi güvenle alakalı kelimeler. Evet. Yani Buradan şunu çıkarmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim yaratıcıyla kurduğumuz ilişkinin ilk başta güvenli bir ilişkiye dönüşmesi gerekiyor. Yani çok kaygılı, çok çekimsel ilişkinin türleri var malum. Eğer biz çocuğu yaratıcıyla olan ilişkide çok böyle işte cezalandırıcı bir dille, işte korkulu, kaygılı bir ilişkiye doğru sevk edersek bunun ilerleyen dönemde siz biraz önce ergenlik döneminden bahsettiniz, geriye doğru sarmak gerekir dediniz. Evet. İşte o izler oradan aslında yavaş yavaş oluşmaya başlıyor ve biz bir yere doğru sürüklüyor. O yüzden e, bu çocuğun e, şeyinde yani e, ilişki tesis ederken, yaratıcı ile ilişkisini tesis ederken o güvenli bağlanma ilişkisini korumak ve muhafaza etmek bence birinci e, önemli derecede bir başlık. Bunun ikinci ayağı da bence şu, e, hani Müslüman elinden dilinden emin olan kimsedir buyuruyor hadis-i şerifte. Aslında bu sadece yaratıcıyla kurduğumuz ilişkinin mahiyetini belirlemiyor. Aynı zamanda insanla insan ilişkisini de belirleyen bir ölçüt koyuyor, bir değer koyuyor. Müslüman güven duyandır, Müslüman güven verendir ve kurduğu ilişkiyi, yaratıcıyla kurduğu ilişkiyi, insanla kurduğu ilişkiyi, hatta varlıkla kurduğu ilişkiyi diyebiliriz. Yani ben doğayla ilişkimi aslında bunun üzerine kurmak durumundayım. Yani bir hayvan benden ürkmemeli yani. Hocam, bir ağaç benden korkmamalı. E, sözünüzü böldüm. Ben şöyle anlatıyorum çocuklara siyerden bahsederken, Efendimiz Aleyhisselatü çocukluğunu anlatırken. Yayla'ya gittiğinde diyorum kuraklık varmış, ama sonrasında Allah'ın izniyle yağmurlar yağmış, toprak coşmuş. Niye? Çünkü kainat onu görünce çok sevinmiş. Demişler ki buraya kim geldi? Coşmuş hepsi. Sizi de diyorum gördüklerinde eminim böyle seviniyorlardır. Çünkü siz de onun küçük ümmetlisiniz. Ya diyorlardır ki işte Ahmet geldi. Ayhan geldi küçük Ayhan. Bize zarar vermez. Bizi muhafaza eder. Ve bu çocuklar da çok güzel bir karşılık buluyor. Çok özür dilerim sözünüzü böldüm yani buna ilave etmek istedim. Özellikle evet. güven ilişkisini iman da konuşuyorken bu kavramın çok güzel oldu. üzerinden. Birbirini çok güzel tamamladı. Hatta o zaman ben az önceki soru hakkımı sonraya saklayarak e, sizden şu soruyu cevap vermenizi rica edeyim. Madem korkudan da bahsettik. Allah ile güven odaklı, korku caydırıcı yaptırımlardan sürekli bahsettiğimiz bir ilişki kurmayalım da güven odaklı kuralım dediniz ya. Ee, küçük çocuklara Allah taş eder, Allah kızar, Allah yakar diyorlar da eskiler. Şimdi yeni nesil ebeveynler biraz daha bilinçli. Onlar ama yeni bir şey ürettiler. Ya diyorlar ki Allah üzülür. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yaparsan üzülür evladım. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şöyle toparlayayım yani sorunuza cevabı. Ya çocukların e Özellikle erken yaş grubundaki çocukların duygusal tarafı, duygusal tarafı çok güçlü. Yani evet. zihinsel kabiliyetleri yok demiyorum ama şöyle bir şey söylersek yanlış bir şey söylemiş olmayı zannediyorum. Böyle zaman zaman insandaki işte hani biliş tarafı, bilişsel tarafı, duygusal tarafı, psikomotor taraflarının ivmesi farklılaşır. Hı hı. Yani çocukken duygusal tarafımız çok daha böyle yüksek irtifada seyreder tabiri caizse, biliş de hızlı gelir ama ya duygusal taraf daha önde gider. Biraz ergenliğe doğru. Biraz mantık muhakeme öne çıkmaya başlar. O zaman bilişsel taraf daha yukarıda bir yerde durur. Belki duyguları biraz daha onun altında bir yerde e, yakalayabiliriz. Şimdi çocuklar bu kadar hassasken, duyguya bu kadar temayüllüyken, onları duygularla sınamak bence çok doğru bir tavır değil. Yani üzülür dediğimiz zaman aslında onun çok zayıf olduğu bir noktadan ona yaklaşmaya çalışıyoruz. E, nasıl etkileyebiliriz diye aslında bu, bu kelimeyi özellikle seçiyoruz muhtemelen evet. çünkü hassasiyetini evet. biliyoruz. Onun kullanılmasını ben çocuğun gelişimi açısından çok e, uygun olduğunu düşünmüyorum. Yani bu daha öncesinde ifade etmiş olduğunuz taş eder, işte evet. yakar, yıkar falan ifadeleri zaten hani başlı başına bir problem oluşturuyor. Kesinlikle. Biz deminden beri ifade etmeye çalıştığımız şey neydi? Çocukta güvenli bir bağlanma ilişkisi oluşturalım. Hı hı. E bunu temin edebilmenin yolu aslında çocukla kurduğumuz dilin de sağlıklı olmasıyla ilişkili. Ben çocuğa Allah'ı anlatırken eğer korkuyu, kaygıyı besleyebilecek örneklerle gidiyorsam o zaman doğal olarak çocukta gelişmesi gereken şey korku ve kaygı oluyor. Tabii. Ki. Benim kullandığım dili daha yapıcı, daha olumlu, daha pozitif bir şeye e, noktaya çevirmem gerekiyor. Yani üzülme diğerine göre daha olumlu bir görünebilir ama hani duygusal şiddet diyorlar ya. Evet, tam olarak bu. Yani çocuğun duygularını istismar eden, evet. bu için de kullanmış Değil olayım öyle ama biraz olacak. öyle oluyor. Evet. O duygusal kapasitesinin işte e, yüksek olmasını fırsat bilip biraz Oradan yürümenin de çok sağlıklı ve adil olduğunu düşünmüyorum. Hocam otoriteyi sağlayamıyoruz. Üst merciye gönderiyoruz. Yani sınıf içerisinde yönetimi sağlayamayan öğretmenin sürekli müdürle çocukları tehdit etmesi gibi bir şey oluyor. Kaldı ki ya ne münasebet. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah da çocuğu her halükarda sever. Zira hadisi şerif var. Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Bunlardan birisi bulu uçağına erinceye kadar çocuktur diye. Çocuğu her halükarda sevdiğini söylemiş oluyor Allah-u Teala bize Efendimiz yoluyla. Her türlü seviliyor çocuk o yüzden şunları söylemeyin lütfen çocuklarımıza hatta çok özür dilerim Esra hocam size biraz daha müsaade isteyeceğim bir de şunu da sorayım bu ikisiyle alakalı olarak ait kelimelerde de geçer sevmez ifadesi allah Teala için. Yani israf edenleri sevmez mesela bir ayet-i de geçiyor. Bunu çocuklara özellikle erken çocukluk dönemindeki küçük yaş dönemi çocuklara vermek ne kadar doğru. Yani namaz şöyle söyleyeyim israf edenleri sevmez. İşte öyle gezenleri öyle giyinenleri sevmez gibi ifadeler söylüyorlar. Hı hı. Bunun, bu, bu konuda ne diyoruz? Yani yine aslında aynı yerden bakmak evet. lazım bence. Yani kullandığımız kelimeleri seçerken olumlu olanları kullanmaya evet. dikkat etmek lazım. Yani biz bunu cennet cehennemde de konuşabiliriz. Yani çocuğun yaptığı bir yanlış veya yaptığı bir şey bunu cehennem kavramı üzerinden konuşmak yerine yine ölçülü olmak kaydıyla belki bunlar daha sonra yine açarız konuşuruz. Hı -hı. cenneti ifade etmek, ona vurgu evet. yapmak, onu işaret etmek daha anlamlı çocuk açısından. Şimdi sevmez ifadesi de olumsuz bir ifade. Yani onu yaptım eyvah acaba sevilmiyor muyum? Yani tamam, biraz o, önce bu. ifade edildi iki temel duygu hakikaten burası çok e, temel bence de sevgi ve güven. Yani çocukların ihtiyaç duyduğu ve hayatlarını ve kimliklerini, kişiliklerini inşa ettikleri zemin diyebiliriz oraya. Yani onu çocukları bunlarla sınamayalım bence. Yani Kesinlikle. güven güven bir güvensizlik hissi yaşamasınlar. Sevgiden mahrum olduklarıyla ilişkili, sevgiyi kaybettikleri ilişkili bir şey bir şüpheye düşmesinler. Çünkü bu sefer şöyle bir şey oluyor. Ee, yani çocuklar tabii ki kendi akıllılar hakikaten çok akıllılar çok... hemen ilişkiyi kuruyorlar kendi zihinlerinde hemen. acaba ben şöyle bir şey yaptım sevilmiyor muyum kaygısı yaşamaya başlıyorlar ki bu bizim isteyeceğimiz en son şey aslında. Ben bunun Çünkü... örneğini yaşadım hocam öğretmenlik döneminde. Bir öğrencim yemekhanede ağlıyor. Hiçbir şekilde sakinleştiremiyorlar. En son ben gittim bana döküldü. Şimdi ben sınıfta tabii ilk yıllarım tecrübesizlik ayeti kerimeyi vermişim. Yiyip içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Çocuk da bir iki pirinç tanesini yere dökmüş yemek yerken. Diğer öğretmen de gelmiş demiş ki niye israf ettin? Hop hemen birleştiriyor. Beş buçuk yaşında. Ben pirinçleri yere döktüm. İsraf etmişim. Allah da israf edenleri sevmiyordu. Öyleyse beni sevmiyor diye çok kolay kuruyorlar bu bağlantıları. O yüzden hatta hatta davranış odaklı ifadeler söylemek lazım herhalde. Yani e, sever ifadesini kullanalım. Sevmezi zaten değil, sevilenleri. Çünkü çocuk seviliyor. Hı. Sevilenleri söyleyelim. Söylerken de davranış odaklı söyleyelim. Yani doğru söyleyenleri sever diyoruz ama çocuk hala küçük olduğu için hikayeler uydurabiliyor. O yüzden sözün doğru söylenmesini sever. Namaz kılanları sever diyoruz. E henüz namaz kılamıyor küçük. Namaz kılınmasını sever. Namazı çok sever. Namaz kılınmasına çok hoşnut olur. Davranış herhalde parlatmak daha doğru. Bir tabii tabii ki hocam. Yani orada belki şöyle bir dilde kullanılabilir e Bir defa Allah sever. Yani kim olursa olsun evet. sever. Yani bu. Evet. Hani çocuk bunu anlayamayabilir ama biz yetişkinler için söylemiş olalım bunu. Yani kafir de olsan sever. Çünkü Allah'ın kulusun yani sonuçta. Onu yaratması zaten o merhametinin ve sevgisinin bir göstergesi. Onu belki sevmez yerine. Yani daha çok sevgiyi hak etmek için daha daha çok iyilik yapmalıyız. Eğer bir yanlışımız varsa ufak bir belki kaybımız olmuştur ama onu telafi edebiliriz. Hemen yenisiyle, daha iyisiyle, daha iyi davranışlarla daha çok sevgiyi biriktirebiliriz gibi bir dille ifade etmek evet. bu olumsuzluğu da giderebilir. Ki zaten sevildiğinden emin bunu arttırma evet. düşüncesinde. Evet. evet. Yani sevgi ve güven kaybı bence çocukta Kesinlikle. çok kritik. Duygusal kırılma çünkü oluşturuyor. Evet. Yanından bile geçmeyeceğiz, yanına bile yaklaşmayacağız bu alanların. Evet. Hep sevgi odaklı inşallah. Peki Esra Hocam, şimdi biz yanlış müdahalelerde bulunmazsak, bir çocuk zihni Allahü Teala'yı nasıl değerlendiriyor? Yani dedik ya az önce işte antropomorfist olduğunu söyleyenler var. Batıdakiler öyle söylüyorlar ama siz şimdi işin psikoloji kısmına bakacak olursanız bize bununla ilgili ne söylersiniz? Küçük bir çocuk nasıl düşünüyor Allahü Teala ile alakalı? Hocam şöyle <laughs> Evvela bir çocuğun zihin dünyasının bir yetişkin gibi olmadığını zaten e, burada tekraren sizler ile söylediniz hem hocam hem siz. E, bir çocuğun zihin dünyası bir yetişkin gibi değil. Soyut mesela soyut somut meselesinden ibaret dediği zaten farklılıklar. Yani o kadar daha farklı ve o kadar daha sağ beyin ön planda ki onlarda otantiklik, spontanite, Hı -hı. yaratıcılık. Yani böyle gerçekten akıştalar. Mesela ne kadar acelemiz olursa olsun çocuğumuzla bir yol yürüyoruz tak diye durur. Anne denizin güzelliğine bak der. der. Ya da bir anda Aa, anne yapraklar dökülmeye başlamış. Demek ki sonbahar geliyor. Bunu böyle çocukta tak diye görürüz ve o bizim bütün aceleciliğimiz, o kafamızdaki kurallar, o listelere yetişme çabamız çocukta çok daha farklı bir e, karşılık bulur. Yani onun dünyasında ona ait bir iş bile olsa geç kalmak diye bir şey yoktur sanki. Hani sanki onların zihinlerinde zaman diye bir şey yok. Zaman sanki, algıları Evet daha. evet. Zaman algıları böyle oldukça bizden farklı evet. daha doğrusu. E, şimdi dolayısıyla çocuk bir yetişkinin e, sahip olmakta çok zorlandığı çünkü çocukluğunda maalesef çoğumuzun mahrum kaldığı bir pratiğe çok meyilli hmm. tefekkür pratiği. Hey evet. <laughs> e, onlar baktıklarında aa derler. aa anne bunu kim yapmış? Bu hmm. hayret çok... Evet aynen öyle çok çok güzel ifade ettiniz hocam tam olarak bu şaşkınlık merak ve hayret. Dolayısıyla Yaratıcıyla bağ kurabilecekleri, şimdi güvenli bağlanma yaşandı. Hı hı. Artık onların hep korunduğuna, sevildiğine dair temelde bir hal var zaten. Hı hı. Şimdi üzerine gelen bir sonraki aşama şu, tefekkür hali. O şaşkınlık, o merak, o hayret hali. Ve yaratıcıyla böyle e, tatlı tatlı bağ kurabilecekleri harika fırsatlar çıkar. Yani eğer anne baba burayı doğru isimlendirebilirse, doğru rehberlik edebilirse çocuk bunun haliyle karşımızdadır zaten. Mesela onun o hayretini evet anneciğim Allah ne kadar güzel yaratmış. Evet babacığım görüyor musun bak nasıl da bize bunları hazırlamış da getirmiş görüyor musun Rabbimiz? İşte Deniz nasıl bu gemiyi kaldırıyor anne? Hayretle bakar orayı anne baba savuşturmazsa ya da babaanne, anneanne, teyze, hala şunu söylerse mesela Allah bu gemiyi tam olarak ...kaldırabilsin diye buna özel yarat Evet bize mantıksız geliyor. Bize çok büyük bir şey gibi geliyor. Çok saçma geliyor bu suyun bu kadar ağır bir yükü taşıması. Ama bak Allah o kadar büyük ki ve insanoğlunun işini kolaylaştırmak o kadar... E, ...için o kadar çok imkanlar sunmuş giderse mesela anne baba burada ebeveyn... ...aslında çocuğun e, Rabbi ile ilgili e, kafasındaki o tefekkür pratiğini çok güzel isimlendirmiş oluyor... Ve çocuk artık ilerleyen yıllarda bu bir davranış kalıbına dönüşüyor hocam. Yani gökyüzüne baktığında bulutları gördüğünde ah, evet. hayret devam ediyor. Evet. Her an ama her an dış dünyadan gelen uyaranları fark etmeye açıklık becerisi de gelişmiş oluyor. Dolayısıyla da hani inşallah sorunuza yerinde ve yeterince cevap verebilmişimdir. Çocukların dünyasında Allah'la ilişki, Rab, Rableriyle ilişkiyi hissederler. Bunu isimlendirmek çevrelerindeki insanların yaklaşımları ve kendilerinin yaşam pratikleriyle birlikte mümkün olur. Yani o yüzden burada rol model olabilmek, ee, mesela annenin babanın kendisini de birazcık bu halde yaşaması, yani birazdan işte, fazla bence. E, evet. <laughs> ama e, sahte değil. Kesinlikle. Kesinlikle. Orası çok önemli. O çok o çok tatsız evet. duruyor. Çünkü çocuk zaten aslında Anladım. bu. E, Taklit edilen anlarla gerçekten içten gelerek yapılan anları da ayırıyor. Lütfen buradan kontrolcü, aşırı kontrolcü ebeveynler şunu anlamasınlar. Nasıl yani ben şimdi o kadarına da mı dikkat edeyim? Hiç yapamıyorsan taklitle yap. Bu da iyidir. Bu da Aa, güzeldir. Güzel, güzel. Çünkü taklitten mutlaka e, tahkike dönüşür hikaye. Niye yani kişi bunu içselleştirmeye de başlar. Hocam kopukluk çok sıkıntı bir hikaye. Yani şu var eğer ebeveyn kopuksa. Kafasının içinde yaşıyorsa sürekli kafasının e, içindeki kuralların peşine düşüyorsa e, yaratıcı ile ilişkiye dair çocuğun o yönelimini meyilini e, okuyamaz kendisi de zaten kopuk olduğu için dış dünyadaki bu hayret edilecek anları kaçırır. Çocuk buradan yerinde ve yeterince rol model olarak alamadığı için ebeveynlerini doğalında çok zorlanır. Evet. Yani aslında çocuktaki o şöyle düşünelim. Hani az önce konuştuğumuz şey hocamızın ve sizlerin söylediği üzere aslında tohum var. Aslında toprak da var. Üzerine beton dökmüş oluruz. Beton dökmüş oluruz. Çocukta çünkü çoğumuzda sözel olarak var Allah inancının, evet. sözel karşılığı, bilgisel karşılığı var. Fakat ne diyorlar bize mesela terapi odalarında hocam? E, hissedemiyorum diyor. Hmm, hissedemiyorum. Aynen. Yani Allah'ın varlığını hissedemiyorum hocam. Biliyorum. Yitirilmiş. Evet, biliyorum. İman Hı -hı. ediyorum. Hı -hı. Ama hissedemiyorum. Hı -hı. O kadar beni üzer ki bu beyan mesela. Evet, Çünkü bu yaşamakta. ilk yıllarda, ilk yıllardaki işte maalesef o kopukluğun kupuk ebeveynlerle büyümenin maalesef doğal bir neticesi. Olun, evet. Doğal bir neticesi. Hı -hı. E, çocuk. ...içinde bulunduğu o hayret makamına... ...tefekkür pratiğine olan meyile... ...eşlik eden... ...bir ebeveyne ihtiyaç duyuyor. Evet. Tabii ki demiyorum ki her an ve her dakika... Evet. ...aktif olalım bu konuda. Bizler, bizler bağlantıda kalalım. Bizler bağlantıda kalalım. Kuşla, çiçekle, böcekle... ...iç dünyamızla, düşünce dünyamızla... ...bağlantıda kalalım. Çocuk zaten bunu görerek içselleştirecek. Evet, i̇nşallah. Hocam son bir dakika. Ee, şunu söyleyeyim öncelikle izleyenlerimiz için. İnşallah bir sonraki bölümümüzde Allah ile ilgili çocukların sorularına cevap vermiş olacağız. İnşallah onu konuşacağız ayrıca merak etmeyin yani. Ama son olarak şöyle bir özet cümle istesem Ayhan Hocam sizden. Şimdi biz bu çocukları oturtup da karşımıza bak evladım alan zatı sıfatları bunlar, subuti sıfatları bunlar diye küçük yaş çocuğa nasıl anlatacağız? Anlatacak mıyız ya da nasıl yapmalıyız? Yani çocukların gelişim dönemlerini dikkate aldığımız zaman böyle çok didaktik bir dille çocuğa işte Allah'ın zati sıfatı budur, sub subuti sıfatları bunlardır bunları tek tek ezberleterek anlamlarını açıklayarak falan bir şey izah edemeyiz aslında. Hocam örnekler verdi yani Hı -hı. doğayı okuyabilmek aslında evet. o sıfatları görebilmek demek oluyor. Yani biz onlara bir yaşantı sunmak durumundayız. Evet. Çünkü şöyle düşünüyorum. Yaşantı iklimlemek mayalamak çok son. yani bir çocuğun tıpkı şey gibi düşünelim bir hamurun mayalanması gibi sizin ihtisas alanınızdır ama <gülüyor> <gülüyor> daha iyi bilirsiniz. Yani uygun şartların oluşması gerekir evet. onun için. O uygun şartlar oluşturduğumuz zaman zaten kendiliğinden gelişen bir şey oluyor. Onu böyle çocukları çok böyle kavramlara boğmanın çok işte didaktik bir takım yani üstten bir dille çocuğa bir şey öğretmenin çok anlam yok. Ben hatta bazen ters olması gerektiğini evet, düşünüyorum. Evet hocam. Çocuktan öğreneceklerimiz var. Hı hı. Mesela ben saf bir imanı... Bence çocuktan öğrenebilirim yani. Samimiyet dediğimiz ya. şey çocuktan akar böyle tabiri o, caizse. hayret hali değil mi? Hayret çocuğu? hali evet. evet. Yani çocukların bir özelliğinden bahsederler inançla ilişkili. Çok çok kolay inanırlar evet. ve çok temiz inanırlar. Yani evet. onlar kılçıksız tabiri caizse çok bir inançları güzel. vardır. Onu ben çocuktan belki öğrenmeliyim. Çok güzel. Yani biz böyle biraz üstten bir dille çocuğa bir şey öğretmek Hı -hı. derdindeyiz ama kendi öğreneceklerimiz adına da düşünmek gerekiyor. Hatta o öğretmeye çalıştığımız ifadeler yine kaygıya sebep olabiliyor. Yani bak Allah her şeyi görür, tamam mı evladım dediğimizde çocuk eyvah sürekli izleniyor muyum gibi bir kaygıya düşüyor ama dediğiniz gibi yaşantı yaşasak ve sokağa çıktığımızda bir kediyi okşadığımızda, bir komşumuza bir çorba götürdüğümüzde ya Allah bu yaptığımızdan ne kadar da hoşnut olmuştur. Hoşnut oldu eminim ki desek bunu Tekrar etsek hayatımızın içerisinde yaşayarak samimi olarak çocuk diyecek ki demek ki Allah var. Sürekli var. Yani onu da görüyor, bunu da görüyorsa her şeyi görüyor, duyuyor, biliyor. Hayat ilim semiyi basar. Hepsini öğrenecek zaten. Yeter ki biz hayatın içerisinde yaşamaktan, hayatımıza dahil etmekten imtina etmeyelim. Samimi bir şekilde yaşayalım. Bir cümle daha ekleyebilir tabii. miyim? Allah'ın sıfatları derken tabii ki aslında önemli sıfat Allah'ın tekliği, birliği ve yani eşsizliği en büyük oluşu. Bence yani çocuklarda doğuştan itibaren en büyüğe dair bir merak var. Hmm. Mesela en büyük ben olmalıyım, en iyi doğru, ben olmalıyım. Evet. Yani i̇yi aramak ve büyüğü aramak aslında bizim zamanda belki kaybettiğimiz veya çok farklı anlamlar yüklediğimiz bir şeye dönüşüyor. Evet. Ama çocuğun fıtratında var olan bu temayül, en büyüğü aramak ve en büyük olmakla ilişkili hmm. istek bence bir yaratıcının zaten varlığı ve oraya doğru giden bir yolun başlangıcı da Mesela. demek oluyor. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocalarım. Çok sağ olun. İnşallah kafamıza takılan sorularımız, çocuklarımızın yönelttiği soruları, inançla alakalı, soyut kavramlarla alakalı bir sonraki bölümde yine hocalarımızla görüşeceğiz. Onlara soracağız. Onlardan nasipleneceğiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Allah emanet olun.